Herkese selamlar arkadaşlar. Yine terasımızdayız. Ekim ayının sonu, yarın Kasım'a giriyoruz ama bizim yine yeşilliklerimiz, annemizin biberleri vesaire devam ediyor. Evet, kırmızı biberler de güzel görünüyor. Bugün tabii size biber videosu değil. Şöyle domateslerimiz, bu mevsimde domates diyorsunuz ama gerçi bu mevsimde olan domatesten bir şey olmaz ama şurada da fasulyeler var. Görebiliyor musunuz? Neyse, bugünkü biberimiz de yine var. Bugün demirlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün evde biraz tamirat, tadilat yapalım dedik. Boya yapacağız. Elimizde az miktarda da olsa profil var. Ve profilin en son 6 metresi 300 liraydı. Şimdi terasımızda profillerimiz paslı. Bol miktarda pasımız var. Bunun için evvela arkadaşlar size öncelikle şöyle bir güzel bir fırça, tel fırça almanızı. Tel fırçanın yanında zımpara. Tabii bu zımpara ince zımpara. Bu daha çok alçı için, demir için önerilmez. Hiçbir şey yapamazsanız tiner veya pas çözücü dediğimiz şu neymiş? VD40 gibi bir şey. Bunu profilinize sıktıktan sonra bir bezle silin, ondan sonra uygulayın. Mutlaka arkadaşlar profile boya yapmadan önce antipasımızı. Evet, elimizde bir antipasımız var. Kullanılması gerekiyor. Bir de arkadaşlar, profillerin işiniz bittiği zaman tam dışını boyadınız, antipasını çektiniz. Peki iç kısmı, bakın bu profillerin uçlarında bu içlerden de paslanıyor. Arkadaşlar, pas demirin düşmanı. Yani pas dediğimiz olay oksijen. Oksijen demiri gördü mü affetmiyor. Su kanalıyla gelir. Mesela bakın şurada dikkatli bakarsanız profillerimizin ucunda plastik takozlarımız var. Demircinize mutlaka bunu takmasını ısrar edin. Oradan girecek olan su içeriden demiri paslandırır. Şimdi üst su almıyor. Tamam, çatımız trapez görünümlü saç, tamam. Fakat içeriden sepkenle yağan yağmurlar şu mailin sonuna doğru, bakın şu en gerideki profil daha fazla pas tutmuş. Bu var. Bir de arkadaşlar şu profile, elektrik motorumuzun olduğu bu profile kuşlar sık sık konduğu için burada kuş pisliklerinin meydana getirdiği paslar var. Onları boyayacağız. Buraları boyayacağız. Antipasını çekeceğiz. Mutlaka elinize fırçalarınız, şöyle bir fırça mutlaka bulundurun. Şöyle ince yerleri, detaylara. Yine rulo fırçanız. Fırçanız ne kadar ince olursa o kadar detaya girersiniz. İş aldıysanız, yani bunu ücret karşılığı yapıyorsanız, tabi boyacı bir an önce bitirip gitmenin derdindedir ama sen kendi işini yapıyorsan vakitle ilgili sıkıntın yoktur. Şimdi bu işe biz başlayacağız.